Merhaba sevgili arkadaşlar, bir yumakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu elbise robasının anlatımını paylaşmaya çalışacağım. Gerçekten çok güzel bir roba, farklı, hoş, yuvarlak bir roba. Üst kısmı örnekli, bel kısmı koldan aşağısı böyle sık iğne ile oluşturulmuş bir roba. Kumaş kumaşlarınızın hani kumaş elbise yapacak. Arkadaşlarımız için özellikle e, bu robalar e, çok yaygın. Kumaşınızı e, bu hemen altından dikip, şu bel kısmına çok güzel bir fiyonkla harika elbiseler elde edebilirsiniz, hareketlendirebilirsiniz e, robanızı. Robamızın arka görüntüsünde şurada bir düğmemiz var. E, arkası bu şekilde, önü bu şekilde. Şimdi ölçelim e, robamızı. Şöyle bel kısmına ölçüyorum arkadaşlar. Şöyle bir santim, e, şu katlama yerine bir santimde şöyle ince bir düzenleyeceğim onu. Çünkü açılıyor arkadaşlar, hani esneyen bir ipim var. Evet. Bel kısmımızı şu en sonki yerden, koltuk altından ölçüyoruz arkadaşlar. Şöyle 25. 25-26 santim gibi şu anda sık iğne ile şurasını yaptığım için tabii ki topladı. Burayı ben sık iğne yapmamın sebebi bel, bel kısmını birazcık daha toparlasın. Elbiseyi çocuk giydiği zaman o bel kısmı çok bol durmasın diye toplaması adına yaptım. Hemen ölçmeniz gereken yer şu bir kolu birleştirdikten sonraki beli ölçtüğünüz zaman size gerçek ölçüyü verecektir. Başlama kısımlarına nasıl başlaması Hani nasıl büyütmemiz gerektiği videomun içerisinde mevcut. Ancak videomun iler, ilerleyen e, dakikalarında mevcut. Bunu da şöyle söyleyebilirim size hani ilk başta söylemem gerekirse. E, bu çekmiş olduğumuz zinciri e, büyük yaşlara göre yapacaksanız, hangi yaşa göre yapacaksanız evinizde çocuğunuzun bulunan bir kıyafetinin yakasına çekmiş olduğunuz zinciri ölçün e, ve ondan sonrasında tamamlayın. Yani örneği kurun. E, bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunda kullandığım ipimden bahsetmek istiyorum. kar Kartopu Bambu ip kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu modele en güzel bu ip uydu. Yazlık ipler daha iyi bu modellerde. hani Hem yazın giyeceği için çocuklarınızı yakmayacaktır. Koton bir iptir arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle bir yanma söz konusu. Hani yakma söz konusu değildir. Şöyle kodunu merak ederseniz. K573 kodu tığımda da iki buçuk. Eğer eliniz e, gevşekse, se, e, hani bol örüyorsanız iki numara tığ kullanın. Eğer eliniz sıkıysa iki buçuk milim tığ kullanın. Evet, şimdi dilerseniz robamızın yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi modelimize başlıyoruz. Bunun için öncelikle 80 tane zincir çektim. 80 tane benim 80 zincirim. Şöyle ölçelim. Ölçü de vermek istiyorum size. Şöyle baştan itibaren tutuyorum. Bakın 31 santim. Benim 80 zincirim 31 santime denk geliyor arkadaşlar. Siz de 30-31 gibi santim gibi yapabilirsiniz. Şimdi bu zincirimizin üzerine sık iğne ile dolduracağız arkadaşlar. Şöyle bütün zincirlerine batarak sık iğne ile dolduruyorum. Evet. Şöyle sık iğne ile hepsini dolduralım. Sonuna kadar. Doldurup devam edeceğiz bir üst sırayla. Evet bu sırayı e, sık iğne ile gittik. Şimdi dönüyorum. iki tane zincir çekiyorum. Ve çakma trabzan yapacağız arkadaşlar. İpimi doladım. Zincirimin hemen dibine Evet bakın hemen dibine zincirimin hemen dibine batıyorum. Çıkıyorum ve tığımda olan üç tane hepsini tek seferde çıkarıyorum. İpimi doladım. Yanındakine batıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Çakma trabzan bu. Robamız hep çakma trabzanlardan oluşacak arkadaşlar. Evet 2 tane çakma trabzan yaptım. Üçüncüye e, çift batacağım arkadaşlar. Bakın şimdi batıyorum. Üçünü bir çıktım. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Yani artırma yapmış oluyoruz. Bu şekilde. Şimdi ipimi doluyorum. İki tane daha yan yana çakma trabzan yapacağım. 2 ipimi doluyorum üçüncüye iki kere çakma trabzan yapıyorum İpimi doluyorum iki tane yan yana çakma trabzan yapacağım tekrar ipimi doladım yanındakine iki tane çakma trabzan yapıyorum aynı yere iki tane yan yana çakma trabzan bir tane aynı yere çakma trabzan yapıyoruz arkadaşlar Şimdi yine yan yana bir iki tane çakma trabzan yaptım, ipimi doladım. Yanındakine iki tane aynı yere iki tane çakma trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde de bu sıramızı tamamlayacağız. Ee, bu iki sırayı farklı renkle örmek isteyen arkadaşlarımız farklı renkli örebilirler ben elbiseyi tek renk e, hani yapacağım yabancı bir sayfada e, görmüştüm ve aynı zamanda da bir takipçim Instagram adresinden bir takipçim e, bu elbiseyi yapmamı istemişti. E, onun için yapıyorum. İsmi Necla kardeşim. Onun için yapıyorum. E, umarım istediğin gibi e, olmuştur arkadaşım. E, orada hani bana attığı resimde bu yaka kısmı çift renkti. E, farklı bir renkti. Bedeni farklı bir renkti. Ben tek renk yapacağım arkadaşlar. Evet. İki tane yan yana çakma trabzan. İki tane de aynı yuvaya çakma trabzan olarak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, çakma trabzanla sıramı tamamladım. Ee, şimdi. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Çift renk yapacak olan arkadaşlarım yani bu yakayı bu iki sırayı e, renkli farklı bir renkte yapan arkadaşlarım bu sırada ana elbisenin ana rengini takabilirler. Tek renk yapacak olanlar devam etsin arkadaşlar. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Üç zincir çekiyorum ve şu dibine fıstık yapacağız arkadaşlar. Şimdi ipimi doladım. Hemen şu dip kısmına batıyorum. Yukarı doğru çektim. İpimi doladım. Tekrar batıyorum. Yukarı doğru çektim. ipimi doladım. Tekrar battım. Yukarı doğru çektim. 3 kere battım. Şöyle hepsini ve seferde çekiyorum. Tam da iki tane kalacak. Bunu da şöyle bir kere de çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir 2 zincir çekiyorum ipimi doluyorum bir tane atlıyorum Şöyle bir tane atlıyorum ikinciye ikinci ilmeğimi batıyorum yukarı çekiyorum yine fıstık yapacağız arkadaşlar Bu sıramız hep fıstıktan oluşacak Batıyorum Yukarı doğru çekiyorum ipimi doluyorum batıyorum yukarı doğru çekiyorum toplamda 3 kere batmış oluyorum şöyle çıkıyorum Sonda 2 tane bırakıyorum ve bunların ikisini de tek seferde Topluyorum 2 zincir çekiyorum arkadaşlar Yine bir tane atlıyorum İkinciye batıyorum yukarı doğru çekiyorum ipimi doladım tekrar aynı yere batıyorum ipimi doluyorum aynı yere batıyorum ve şöyle çıkarken sonda iki tane bırakıyorum hepsini tek seferde çekiyorum arkadaşlar bir iki zincir ipimi doluyorum bir tane atladım ikinciye batıyorum yukarı doğru ikinci batışım ve üçüncü batışım Hepsini topluyorum şöyle iki tane kalıyor İkisini de tek seferde Çıkarıyorum 2 zincir çektim bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum bir ipimi doladım 2 ipimi doladım 3 Çıkarıyorum 2 tane var tığımda ikisini tek seferde topluyorum eğer bu fıstıklar size küçük gözüküyorsa dört kere batın arkadaşlar ee, Öyle de olur benim için ideal böyle boncuk boncuk görünsünler istiyorum Evet iki tane zincir çektim bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum 3 kere batıyorum 2 3 Şöyle çıkarken iki tane çıkarıyorum ve 3 tane 1 2 zincir çekiyorum bir tane atlıyorum İkinciye batıyorum Pardon Evet 1 2 3 Bakın fıstıklarımız bu şekilde. Dediğim gibi eğer bu fıstıklar size size küçük gözüktüyse gözünüze dörtlü yapın. 2 3 Bir 2 zincir çekiyorum bir tane atlıyorum. Ve bu şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet sıramızın sonuna kadar geldik. Şimdi sıra sonunda arkadaşlar. Eğer bir tane atlayınca şöyle e, tam kenara gelmiyorsa iki tane atlayın. Yani en sondaki e, hani tırabzanımızın üzerine fıstık gelecek. O şekilde ayarlayın. Şimdi dönüyorum. Bir iki tane zincir çektim. Şöyle hemen dibine bakın şu tırabzanın tepesine yani. Şöyle bir tane trab şey çakma tırabzan yapıyorum. Fıstığımın tepesine. Bir tane de zincire yapıyorum. Şu aradaki zincire yapabilirsem birazcık zorlanabilirsiniz. Evet birazcık zorlanıyoruz arkadaşlar. Evet yaptım. Şimdi bir tane de tepesine şu fıstığımın bakın şu fıstığın hemen şu tepesine yapacağız. Bir tane aradaki bu trabzana şöyle önden alabilirsiniz onu aradaki zincir arkadaşlar çakma trabzan yapıyoruz bir tane fıstığımın tepesine bir tane zincirime buraya batmakta birazcık e, dediğim gibi zorlanabilirsiniz bir tane fıstığın tepesine bir tane Zincire Bir tane fıstığın tepesine çakma trabzan şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Şöyle zincirimize bu aradaki zinciri böyle düz çevirirseniz daha kolay e, batabilirsiniz. Bakın şöyle düz çevirip şöyle ortasından şöyle batacaksınız, batamayacaksınız. <laughs> evet bir tane fıstığımın tepesine bir tane zinciri. Bir fıstığın tepesine bir tane zinciri. Bir fıstık tepesine. Evet şimdi bu şekilde de bu sıramızı devam edelim arkadaşlar. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi bu sırada artırma yapacağız arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Hemen dibine yine trab çakma trabzanımızı yapıyoruz. Birinci çakma trabzanım. ikinci Ve üçüncü. 3 üç tane yan yana çakma trabzan yapıyorum. Dördüncüye çift batıyorum arkadaşlar. 1 2 İlk sırada 2 çakma trabzan, 1 çift yaparak artırmamızı yapmıştık. Burada da 3 tane çakma trabzan ve bir çift artırma yaparak yapacağız ikinci çakma trabzanım ve 3 çakma trabzanım şimdi yan yana yani aynı yuvaya iki tane çakma trabzan yapıyoruz Evet 1 2 3 çakma trabzanım dördüncüye iki tane yapıyorum 1 2 ipimi doluyorum 1 2 3 dördüncüye iki tane çakma trabzan yapıyorum Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız ee, bir üst sırayı da e, hiç artırma yapmadan çakma trabzan olarak öreceğiz arkadaşlar sonra yine fıstık sırasıyla devam edeceğiz 1 2 3 tane yapmışım 4 Evet şimdi bu sırayı bu şekilde artırma yaparak örelim bir sırada hiç artırma eksiltme yapmadan çakma trabzan örelim ve bekleyelim arkadaşlar. Evet şöyle bir genel görüntüsünü bakalım arkadaşlar. Şimdi burada e, bakın fıstık yaptık. Hemen ardından çakma trabzan yaptık. Onun ardından artırmalı bir sıra çakma trabzan yaptık. Ve tekrar bir çakma trabzan sırası daha yaptık. Yani Fıstıklı bir beraber 4 sıradan oluşan bir blok yaptık. Buna blok diyoruz arkadaşlar diyelim. Ee, tekrarlıyorum. Bir fıstık sırası üzerine artırma eksiltme yapmadan bir sıra çakma trabzan. Üzerine artırmalı bir sıra çakma trabzan. Ve daha sonrasında da artırma yapmadan bir sıra daha çakma trabzan yaptık. Ve bir blok oluşturmuş olduk. Şimdi aynı şekilde ikinci bir bloğu oluşturacağız. Yani ikinci bloğumuza da yine fıstıkla başlıyoruz. 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar. Hemen şöyle dibine 1 2 ve 3 kere batıyorum. Fıstığımı oluşturuyorum. Arada 2 zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye yine 1 2 3 1-2 zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinciye yine batıyorum 1-2 zincir bir tane atlıyorum ikinciye fıstığımızı oluşturuyoruz bu sırayı da yine böyle fıstık olarak devam edeceğiz arkadaşlar sıranın sonunda yaka kısmını birleştireceğiz İkinci bloğumuza başladık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar geldik. Yine fıstık... E sırayı fıstıkla bitirdik buradaki şu zincirimin tepesiyle birleştiriyorum arkadaşlar diğer yakayla birlikte buraya bir tane düğmeyle düğmeyle açacağız ve bir tane düğmeyle kapatacağız burayı evet, şimdi bir iki zincir çekiyorum ve döndürüyorum elbisemi devam etmiyorum yani oradan ve yine dibine trabzan çakma trabzan yapıyorum bir tane fıstığın tepesine yapıyorum ee, bir tane de şu zincirime yapıyorum, aradaki zincirimi bir tane fıstığımın tepesine bir tane zincire. Yani e, ilk blokta neler yaptıysak ikinci blokta da aynısını yapacağız arkadaşlar. E, hiçbir değişiklik yok. Evet, yine elbisemizi sonunda e, hani devam etmeyeceğiz, döndüreceğiz. O kısımlarını göstereceğim size yine ruba kısmını Evet bir zincire bir fıstığımın tepesine bir zincire bir fıstığın tepesine bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve bir üst sıramız artırma sırası olacak Evet bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Altta artırma sıramızda 3 tane yan yana çakma trabzan yapmıştık ve artırmıştık. Burada da 4 tane çakma trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, ve 4. Beşinciye iki tane çakma trabzan yapacağım. Yine artırmış oluyoruz. Evet yine yan yana 4 tane. 1, 2, 3, 4. Beşinciye 1, 2 kere batılıyor. 1, 2, 3, 4 çakma trabzan yaptım. 5. ye iki tane çakma trabzan yapıyorum. E, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. 3. sıramızda da sadece hiç artırma yapmadan çakma trabzan olarak yapıp ikinci bloğumuzu da tamamlamış olacağız. Sonrasında 3. bloğumuza geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci bloğu da çektim. Şu anda bakın fıstıklı ikinci bloğumuz da bitti. Şimdi üçüncü bloğumuza başlayacağız. Ee, üçüncü bloğumuzda yine iki tane zincir çekiyoruz. Fıstıkla başlayacağız. Yine bir iki. Şu dönüşle, dönüşlerde elbisenizi böyle döndürmeyi unutmayın. Bir sonraki sırada yine döndüreceksiniz. Bu şekilde üçüncü bloğumuzu da beraber yapacağız arkadaşlar. Ee, fıstıkla başlıyoruz 3 zincir çektim şöyle 3 kere batacağım fıstık yapacağım 1 2 zincir bir tane atlıyoruz ikinciye batıyoruz bir iki zincire bir tane atlıyoruz ikinciye fıstığımızı yapıyoruz Evet. Şimdi önceki bloklarda nasıl yaptıysak bu bloğu da aynı şekilde yapacağız. Önce fıstık sıramız daha sonra bir sıra çakma trabzan e, fıstığımızın tepesine bir tane, aradaki zincire bir tane. Onun üzerindeki sırada yani ikinci çakma trabzanlı sıramızda da artırmamızı yapacağız. Burada dört tane e, çakma trabzan yan yana yaptık. Bir artırma yaptık. E, bu bloğumuzda da beş tane çakma trabzan yan yana yapacağız. Bir tane artırma yapacağız. E, sonraki sıramızda yine çakma trabzan olarak devam edecek. E, üçüncü bloğumuzda yapalım. Ondan sonra şöyle bir ölçelim bakalım ne kadar olmuş. E, ona göre Dördüncü bloğu yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi hep beraber örelim. Evet arkadaşlar robamız tamam. Bakın bu şekilde robamızı bu şekilde yaptım. Şimdi bakıyoruz kaç blok yapmışım. Birinci bloğum, ikinci bloğum, üçüncü bloğumu yaptım. Dördüncü bloğumdan da dördüncü sıramın fıstıklarını yaptım, yani dördüncü bloğumun fıstıklarını yaptım ve bir sıra üzerine çakma trabzan gittim. Bu kadar. Tekrarlıyorum. Bir blok, iki blok, üç blok yaptım. Dördüncü bloğumun fıstıklarını ve bir sırada çakma trabzan yaptım. Şimdi benim için bu e, ölçü yeterlidir arkadaşlar. Hani bu kısım yeterlidir şimdi kollarını nasıl ayıracağımıza sırayı getirdik. Şimdi öncelikle şu ön ortayı bulmamız gerekiyor. Bunun için şu arkadaki elbisemizin şu açık yerini şöyle katlıyorum. Bu şekilde katlıyoruz. Daha sonra şu uçta, şurada hemen köşeye gelen, köşede kalan ilmeğim işaretliyorum. Şöyle bağlayayım. Bu bizim robamızın ön kısmı. Önüyle şu arkasına eşitliyorum arkadaşlar. Yani aynı hizada olacaklar. Şöyle bakın. Evet. Evet, aynı hizada. Şimdi kollarımızı ayırmak için bunu ortadan ikiye katlayacağız arkadaşlar. Önce şunu bir, bir daha bakacağım. Evet eşit. Şunu ortadan ikiye katlıyorum. Bakın. Şöyle tutuyoruz. Şöyle ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle düzenleyeceğim. Şu anda kol kısımlarını belli edeceğiz, belirteceğiz. Ortadan ikiye katladım. Daha sonra şurayı tutuyorum. Burayı da şöyle ortadan ikiye katlıyorum arkadaşlar. Bakın, burayı da ortadan ikiye katladım. Sabitleyicimi alıyorum. Şurada şöyle göstereceğim. Evet. Şu uçta sivri yerde yani köşeye gelen yani ortaladığınız zaman tam ortasındaki ilmeğime iki taraflı ilmeğime ipimi bağlıyorum. Şimdi bu taraf için de aynısını yapacağız. Yine bu tarafa doğru. Şimdi tekrar açıyoruz. Bu tarafa doğru. Orta ikiye katlıyorum. Bakıyorum. Evet. Şöyle düzeltiyorum. Daha sonra şurayı tutuyorum. Ve burayı da şöyle ortadan ikiye katlayacağım ama şöyle tam bolluk olsun istemiyorum. Evet şöyle ortadan ikiye katlıyorum arkadaşlar. Burada da şu kısımda tam Uca gelecek yeri işaretliyorum. Açıyoruz. Bakalım. Şimdi bu şekilde oldu. Ama öncelikle e, hani işaretledik, tamam ortayı bulduk, eşittir diye düşünmeyeceğiz. Buradaki fıstıklarımızı ve buradaki fıstıklarımızı sayıp eşit olup olmadığına bakacağız arkadaşlar. Şimdi şu ipten bu tarafa olan kısımlarını sayıyorum. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 23. Bu tarafta 23 tane var. Bakalım bu tarafta kaç tane var. Şimdi şöyle Evet. 2 bir dakika tam eşitlemek istiyorum onları. Şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23. Evet eşitmiş. Eğer eşit değilse arkadaşlar lütfen eşitleyin. Sağa sola e, hani ona göre ayarlayın. Evet gördüğünüz gibi Kısımlarımız eşit. Şimdi artık bu alt kısmın yapımına geçeceğiz. Evet, şimdi iki zincir çektik, döndürdük. İşaretli yere kadar çakma trabzanla geliyoruz arkadaşlar. Bu elbise koton iplerle daha güzel durdu arkadaşlar. Ben birkaç tane elbise, birkaç tane ipli denedim ama en güzel şu anda ördüğüm iple oluyor. Yani yazlık elbiseler için uygun olan iplerle daha güzel, koton iplerle daha güzel duracaktır. Size de tavsiyem koton iplerle örmeniz. Evet şimdi işaretlemiş olduğum yere geldim mi bir bakacağım. Şimdi bir tane daha örmem gerekiyor. Evet. Şimdi işaretlemiş olduğumuz yerdeyim şu anda sanırım. Evet. Şimdi bir tane buna batıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. İşaretlemiş olduğumu. İpimi doladım. Bir de karşı taraftakine, bakın karşı taraftakine çakma trabzan yapıyorum. Şu ipimi buradan çıkaracağım. Evet, buraya da çakma trabzan yapıyorum. Eğer derseniz ki ben kolu birazcık kolu büyütmek istiyorum, burada bir zincir çekersiniz o şekilde. Ee, devam edersiniz, birleştirirsiniz. Şimdi yine çakma trabzanla e, diğer kol için ayırmış olduğum yere kadar geleceğim arkadaşlar. Bu kol altında birleştirirken çekmiş olduğumuz zincir aynı zamanda bedeni de büyütecektir. E, o yüzden hani bedeni ve kolu birazcık daha büyütmek isterseniz o şekilde bir iki zincir çekerek yapabilirsiniz. Ee, yine hani bu blok sayısı benim için yeterli oldu ancak sizin için yeterli değilse e, yani kullandığınız ip tığı, elinizin sıkılığı gevşekliği bunları fark eder yeterli değilse tekrar e, bir blok daha örün e, veya büyütmek için hani e, eğer işte iki yaş gibi yapacaksanız başlangıçtaki çekmiş olduğumuz hani yaka kısmında çekmiş olduğumuz o 31 santimlik e, zincirinizi e, birazcık daha büyütmeniz gerekiyor. O şekilde de yaptığınız zaman e, yine bedeni, e, beden olarak büyüyecektir. Hani istediğiniz yaşa göre o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu da nasıl e, bulacaksınız? E, yaka kısmının hani istediğiniz ölçüye göre olduğunu. E, şimdi elinizde <laughs> çocuklarınızın eee kazağı, hani yuvarlak yaka bir kaza e, yelek, hırka ne varsa ona ölçerek e, yaka kısmını ona ölçerek yapabilirsiniz arkadaşlar bu sonucu bu şekilde bulabilirsiniz e, yani hani en sağlıklı sonuç bu şekilde bulunur zaten ondan sonra da hani kaç zincir e, çektiğiniz ve kaç santime denk geldiğini bir yere not alırsınız daha büyük veya daha küçük yapacaksanız o notunuz üzerinden e, yapabilirsiniz Evet şimdi geldim Bakacağım. Evet. Şimdi işaretli yerimdeyim. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. Bir tane de diğer taraftaki işaretli yerime yapıyorum. Eğer, eğer e, diğer tarafta zincir çekerek birleşim yaptıysanız burada da zincir çekerek birleşim yapın. Ben zincir çekmediğim için direkt birleştirdim arkadaşlar. Ve şimdi yine ön kısma doğru arka kısma doğru birleşimizi çakma trabzanımızı örüyoruz. Daha sonrasında bir sırada çakma trabzan öreceğim. Yine artık artırma bitti. Hani artırma yapmayacağız. Etek kısmımıza geçiyoruz. Ee, bir sıra çakma trabzan daha öreceğim bu sıradan başka. Sonrasında da bel kısmındaki e, bu süsleme takacağımız hani videomuzun başlarkenki elbisemizin Modelini gösterdiğimdeki o kısmı yapacağız, bel kısmına geçeceğiz. Evet, sonuna kadar geldim. Şimdi bir birleştiriyorum arkadaşlar, bir iki zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Bundan sonra artık daha dönmeyeceğiz, artık hep dümdüz devam edeceğiz. Evet bu sırayı döndük. Şu anda düz yüzümüzdeyiz arkadaşlar. Düz tarafındayız. Şimdi bu sırayı da çakma trabzanla tamamlayalım. Sonrasında yine devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra çakma trabzanımızla gittik. Şimdi şöyle ben bir ölçmek istiyorum. Şimdi şöyle hafiften bir santim kadar öteden yapıyorum. Çünkü şöyle döndüğünü varsayacağız. Bu şekilde 26 santim beden genişliğim, 26 santim tam bir yaş çocuğuna rahatlıkla olabilecek bir elbise e, robası. Bu robayı bu şekilde yapıp arkadaşlar e, altına e, kumaştan elbise dikebilirsiniz. Üst kısmı böyle olur, altına kumaştan elbise dikebilirsiniz veya benim gibi örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu robayı ördükten sonra e, yine o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu robamızın 4-5 sırada sık iğne gideceğiz bu robamızın bu kısmını arkadaşlar. Bütün bir zincir çektim. Şöyle bütün ilmeklerimize batarak 5 sıra kadar sık iğnemizi yapalım. 4 sıra yapalım, genişliğine bakalım. Eğer çok geniş olmuyorsa 5 sıra, çok geniş olursa 4 sıra, olmazsa 5 sıra. E, yaparak tamamlayacağız <laughs> Hepsine tek tek batarak örelim arkadaşlar Arkadaşlar burada e, eğer hani iki renkli yapacaksanız bu bel kısmını e, Hani yaka kısmında kullandığınız iple yapın Ama tek renk yapıyorsanız bu şekilde devam edin bunu da hatırlatmak istedim size Evet arkadaşlar bakın roba kısmımız bitti. Ben sık iğne ile e, 4 sıra ördüm. Siz 5 sıra da örebilirsiniz. Veya e, sadece hani bunu roba olarak değerlendirmek isterseniz çakma trabzanla da devam edebilirsiniz. Ben sık iğne ör, olarak örme sebebim şu bel kısmını birazcık toplaması açısından sık iğne ile ördüm. Evet bakın bu şekilde. E, şimdi şu arkasındaki e, düğme iliğini de yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde harika bir Robamız, elbise robamız oldu. Robamızı şimdi düğme iliğini kapatalım arkadaşlar. Şu arkada şuradan alıyorum. Tığımı takacağım. İpimi de alıyorum. Şöyle. Sık iğne ile aşağıya doğru ineceğim. Şöyle hepsini birer kere batacağım. Şu ipimizi de yürütüyoruz. Şöyle aşağı doğru inerken bulduğumuz yerlere böyle birer kere sık iğneyle batıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle boşluklara değil de zincirçiklere batıyorum. Evet bu şekilde şu arkaya alalım sonradan keseriz onu şurada Zincire denk geldiğim için birazcık e, zorladı beni Evet şu sonra da bir tane batıyorum şimdi dönüyorum e, Alanım küçük olduğu için ben bir tane düğme koyacağım Arkadaşlar şu üst kısmında Şöyle bir tane koysam bakayım bir tane koysam yeterli olur diye düşünüyorum. Evet bakın şöyle şuraya bir tane şu baş kısmı şu kısma başlangıç kısmına bir tane koysam yeterli olur. Siz iki koymak isterseniz burada düğme iliğini açabilirsiniz. Düğme açmak için. Şöyle bir tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bir boşluk bırakacağız. İkinciye sık iğne ile bağlayacağız. Düğme eğilimizi bu şekilde açacağız. Şu ipimi şuradan koparayım ben. Evet yukarı doğru geliyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve en tepeye hatta iki zincir çekiyorum. ipim ince olduğu için şu en tepeye bağlıyorum. Şimdi bir düğmek bakacağım. Sanırım buradan geçmeyecek. 2 3 tane çekin arkadaşlar. İpim ince olduğu için 3 tane çektim. Bu işimi görecektir. Evet, bir zincir. sık iğne içerisine 3 tane e, bir tane sık iğne yapıyorum ve yine devam ediyorum örmeye şöyle ipimi koparacağım burada iç kısımdan alıyorum. Şöyle yürüteceğim. Evet bunu daha da ileceğim arkadaşlar içine. Diğer tarafa geçiyorum. Şimdi buradan da yine şu dip kısımdan Buraya da yine sık iğne yapacağız. Sabitliyorum. İpimi takıyorum. Ve şöyle yine bulduğumuz yerlere yani sık iğnelere batarak yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Şuradaki ipimi de şöyle alıyorum onu da içinde yok edeyim. Evet, bu şekilde bulduğumuz yerlere fıstığın da şöyle bir kanadına bak bastım. Hatta fıstığa iki tane yapıyorum. Evet. Hepsine batarak e, en başa kadar geldim. Dönüyorum. Yine sık iğne olarak devam edeceğim. En dibe kadar. Evet, şöyle Döndürdüm bir sıra daha sık iğne gidiyorum ve tamamlıyorum arkadaşlar İpimi koparacağım ee, Ve düğmemizi dikeceğiz Evet yapalım. Düğmemizi dikelim buraya. Evet bu şekilde düğmemizi de diktik arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz bir tane de buraya dikebilirsiniz. Ben bir tane kullandım. Eee alanım orada hani küçük bir alanım olduğu için iki tane düğme kullanmaya gerek duymadım ama daha küçük düğme kullanırsanız benim elimde dediğim gibi bu vardı. Elimde olan e, malzemelerimi değerlendiriyorum elimde bu büyük düğme vardı. Daha küçük düğmeniz varsa daha küçük iki tane düğmeyle gayet de hoş olur arkadaşlar. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar robamızı tamamladık. Şöyle tekrar bir göstereyim size. Bakın. Evet bu şekilde. Arkası bu şekilde robamızın altına dilediğiniz e, kumaşı yani e, hani hangi renk kullandıysanız ipinizi ipinize uygun kumaşınızı e, dikip şu bel kısmına kumaşınızı uyumlu böyle e, salkım ve hani büyük bir kurdale fiyonk yaparsınız. Böyle kenarlardan aşağıya uçları sarkar ve gerçekten çok hoş e, olur eminim. Bu şekilde yapabilirsiniz robamız e, kumaşlarla çok şık çok güzel olacağından eminim birkaç sitede görmüştüm gerçekten e, kumaşlarla bu yuvarlak robalar gerçekten çok hoş gözüküyor e, altına kumaşını dikmiş sizden arkadaşlar örgüyü anlatması benden e, eminim harika elbiseler e, meydana gelecektir harika elbiseler yapacaksınız bu robayla birlikte e, yaptıklarınızı benimle instagram sayfamdan benimle paylaşırsanız çok sevinirim youtube kanalımda aynı isimde instagram sayfam Oradan demeden atarsanız, paylaşırsanız ben de hikayemde orada yer veririm arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan tüm arkadaşlarıma kolay gelsin. Hepinize sevgiler ve sağlıklı günler dilerim.